Evet, hoş Hayırlı geldiniz efendim. akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Hakan Başkanım. Programınız hayırlı olsun. Takip ediyoruz. Teşekkür Her ederim. hafta düzenli bir şekilde haftanın farklı günlerinde güzel bir program oluyor. Instagram'dan ben de takip ediyorum sosyal medya hesaplarından. İnşallah bu akşamki program da güzel olur. İnşallah. Hayırlı geçer. İnşallah. Herkesin gündeminde olan, herkesin bir parça hayatında olan sporla alakalı aslında biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Arkadaşların kafasında soru varsa onları alırız. Bizi ilgilendiren tarafından birazcık spora yaklaşacağız. Sporun bizi ilgilendiren tarafını konuşacağız. Böyle inşallah sıkmadan, muhabbet tadında güzel bir sohbet edip ondan sonra da günü sonlandıracağız. İnşallah. Söz sizde, buyurun. Öncelikle tüm arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Size de Hakan Başkan'ın davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben kendimi tanıtarak başlayayım. Zafer Şahinoğlu. 1989 doğumluyum. Samsunluyum. İlk ortaokulu İstanbul'da okudum. Liseyi de İstanbul'da bitirdim. Üniversite eğitimi Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Okulunda bitirdim. Daha sonra İstanbul'da yüksek lisansımı yaptım. Şu anda da inşallah doktora aşamasındayım. Şu anda da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Spor alanında üniversitenin spor sorumlusuyum. Tabii neler yapıyoruz? İşte ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında üniversitemizi hem ferdi sporlarda hem takım sporlarında temsil etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da sizlerin davetiyle inşallah Uluslararası Öğrenciler Derneği akademi programında spor ve sağlık konusuyla gündeme geleceğiz inşallah. Ama ben bu akşam biraz şöyle bir şeyler yapmak istiyorum. Burada herkesin, burada bulunan bizi dinleyen bütün arkadaşların gündeminde olan, merakında olan veyahut da bir parçasında olan, sporun bir tarafında olduğu noktayı ele alalım istiyorum. Yani herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir program yapalım istiyorum. Daha çok işte sporun sağlık yönünden veyahut da psikoloji yönünden veyahut da takım sporlarından bahsetmeyelim. Tamamen bizim hayatımızda nerede, hareket nerede, spor nerede, biz spora nasıl yaklaşıyoruz, spor bizim için ne ifade ediyor ve şu anda günlük hayatımızda bununla alakalı bir şeyler yapıyor muyuz? Veyahut da yapmak istiyoruz, yapamıyoruz, neden yapamıyoruz? Zamanımız yok, zamanımız mı yok? Biz spora biraz daha ön yargılı mı yaklaşıyoruz falan. Bunları muhabbet edelim. Bu çözümleri konuşalım. Daha sonra da günü sonlandıralım istiyorum. Sporun herkese göre tabii ki bir tanımı var. Spora herkes farklı bir boyut yüklüyor. Herkes bir tanım yüklüyor. Kimine göre, ticaret yapan birisine göre spor bir ekonomi. Sağlıkla ilgilenen birisine göre spor ciddi anlamda sağlık. Çünkü sporda sakatlanmalar çok ciddi anlamda oluyor. Tabii turizmle ilgilenenlere göre spor turizmi ve ekonomi yan yana. Yani bunun yanında son zamanlarda özellikle her geçen yıl spora biraz daha bahis şirketleri biraz da iddia gözüyle bakıyor. Spor denildiği zaman işte iddialar, bahisler gündeme geliyor. İşte ferdi spor yapanlar, takım sporları yapanlara göre spor birazcık daha fiziksel bir olgu, zihinsel bir antrenman kimine göre. İşte satranç oyuncusuna göre spor bir zihinsel antrenman ama futbol oyuncusu fiziksel olarak ve meslek olarak yaklaştığı için ve ciddi anlamda buradan para kazandığı için spor bir meslek. O yüzden sporun herkese göre bir tanımı var. Tabii bana göre de sporun bir tanımı var. Spor bence birlik ve beraberliği pekiştiren, birbirimizi tanımamıza yardımcı olan, ülkeleri tanımamıza, illeri tanımamıza, insanları tanımamıza yardımcı olan bir olgu. Nasıl örnek verecek olursak, biz üniversitede bir spor müsabakasının içine dahil olduğumuzda doğa yürüyüşü olabilir, gezi olabilir, işte trekking olabilir, işte bisiklet olabilir. Bir bisiklet grubuna dahil olduğumuzda bile farklı bölümden insanlarla bir araya geldiğimizde farklı ülkeleri, farklı illeri, farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalıyoruz. O zaman spor bizim için birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayan ciddi bir araç oluyor. Ben sporu böyle görüyorum ve bu ciddi anlamda bize hem sosyal yönden hem de zihinsel yönden ciddi bir katkı sağlıyor. Benim spora yaklaşımım bu. Ama örneğin bir spor takımı tutan veyahut da taraftar olan kişilere göre de spor sosyal sorumluluk projesi de olabiliyor.
nasıl ki hayran olduğumuz takım taraftarı olabiliriz. Bu taraftarlar bir araya geliyor. Kızılay'a kan bağışında bulunuyor. Veyahut da gidiyorlar herhangi bir köy okuluna malzeme desteği sağlıyorlar. Veyahut da herhangi bir hasta yatağında yatan bir kardeşimize tuttukları takımın formasını hediye edebiliyorlar. Bu da sporun sosyal yönünü ön tarafa çıkartıyor. Ama dediğim gibi spor aslında birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, bizi sosyal yönden ve fiziksel ve zihinsel yönden gelişimimize katkı sağlayan bir olgu bence. Ama yine ben konuşmamın başında da söylediğim gibi sporun herkese göre bir tanımı var. Şu anda burada bizi dinleyen herkesin sporla alakalı söyleyeceği bir iki cümlesi kesinlikle vardır Hakan Başkan'ın. Yani herkes sporla alakalı bir şeyler söyleyebilir. Ama spor temelde de biraz daha uygulamayı gerektiren bir olgu. O yüzden ben bu akşam böyle bir 15 dakika falan konuşmak istiyorum. Ondan sonra da arkadaşların soruları olursa soru cevap şeklinde gitmeniz daha fayda sağlar diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş bir yelpaze, branşları var, takım sporları var, ferdi sporlar var, sosyal yorum var, psikolojik yönü var, zihinsel antrenmanı var, fiziksel antrenmanı var. Onlara hiç girmeye gerek yok. Biz neyi merak ediyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Biz neden hareketsiz kaldık? Bu arada Yunus Emre'yi gördüm ekranda. Yunus Emre'ye de merhaba diyorum. Yunus kardeşimle çok eskiden beri tanışıyoruz. Hakan Başkan'la birlikte görev yaptığımız zamandan beri yanında olan bir kardeşimiz Yunus'a. Yunus'a da hayırlı akşamlar diliyorum buradan. Biz dediğim gibi biz neden hareketsiz kaldık? Neden hareketin içinde değiliz? Biz ne yapmalıyız? Neden biraz da obeziteyle mücadelede neler yapabiliriz? Şu anda üniversite yaşamımızda nasıl bu işlerin içine dahil olabiliriz? Biraz daha bunları konuşalım istiyorum bu akşam. Neden hareket çok önemli bir şey? Aslında biz yaratılış olarak Allah bizi yaratırken aslında bir hareket üzerine yaratıyor. Bir çocuğun hareketi anne karnında başlıyor aslında. Anne karnında başlayan hareket direkt sıfırdan itibaren hayatın her alanında, 1 yaşta, 2 yaşta, 3 yaşta, 10 yaşta, 20 yaşta hareketin hep hayatımızda olduğunu ama bu hareketi aslında insanların kısıtladığından bahsedelim birazcık. Nasıl oluyor bu hareket? Bu hareket tamamen bizim doğal olarak yaşamımızda olan bir şey. Doğumla başlayıp işte bebeklikte atmayla, tutmayla, yakalamayla devam eden, daha sonrasında koşmaya dönüşen, daha sonrasında ellerimizin, bacaklarımızın, ayaklarımızın, işte vücudumuzun diğer uzuvlarıyla birlikte hayatın hep içerisinde olduğumuz bir yaşam tarzı aslında hareket. Ama biz bireyler olarak bu hareketi devamlı kısıtlama mücadelesi içerisindeyiz. Çocukken hepimiz şunu biliriz ve görmüşüzdür. Annelerimiz hep böyle bir hareket halinde olduğumuzda aman yapma, aman dur, aman şurayı kırarsın, buraya zarar verirsin diyerek aslında bizim hareketimizi kısıtlıyor. Biz şunu hep söylüyoruz Hakan Başkanım. Yaramaz çocuk yoktur. Hareketli çocuk vardır. Biz çocuklara hep şunu diyoruz ya yaramaz çocuk. Aslında yaramaz çocuk yok. Hareketli çocuk var. Biz hareketi kısıtlıyoruz. Çocuğun hareketini kısıtlıyoruz aslında. Ve çocukluğunda hareketi kısıtlanan bir birey belli yaşlara geldiğinde 18, 20, 25, 30'a geldiğinde o hareketi yapmak istemiyor. Çünkü ona küçükken bunun yanlış olduğu anlatıldı. O yüzden biz 18, 20, 30 yaşında insanlara spor yaptıramıyoruz bunun içinde. Halbuki bunu biz çocuklukta bu hareketi vermiş olsak, hareket eğitimini, temel jimnastik eğitimini bütün bireylerin sağlıklı bir şekilde alması ilerleyen zamanlarda spora yaklaşımın ön yargısı da kalkacak ve birey sporun içerisinde hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak kendini iyi hisseden bir birey olacak aslında. Yani burada yaramaz çocuk kavramı bize ileride de çok ciddi zarar veren bir şey aslında. Çocukların hepsi hareketli. Çocuk ufakken şu anda herkes görüyordur. Dışarıda bisiklet süren çocuklarımızı görüyoruz. Patene binen çocuklarımızı görüyoruz. Kaykay yapan çocuklarımızı görüyoruz. Yani bir kar yağdığında bile hemen sokağa çıkıp bir şeyler yapmak isteyen çocukları görüyoruz. Aslında herkesin doğasında bu hareket var. Biz bu hareketi temelden beri desteklememiz gerekiyor. Şimdi bireylere geldiğimizde ise bireylerde nasıl bir olay var? Hepimiz aslında hayatın içerisinde şu anda bir koşturma içerisindeyiz. Kimimiz maraton halindeyiz. Hep bir koşucuyuz aslında hayatta biz. Bunları
iyi analiz ederek, iyi bakarak, iyi okuyarak hareket ettiğimizde bizim bedensel sağlığımızın da zihinsel sağlığımızın da ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizim Hakan Başkanım, sizler de biliyorsunuz, hareket grubumuz var. Şu anda da maraton koşuyoruz biz hareket grubunda. Ben en son İstanbul Maratonu'nda koştum. 42 kilometre koştum. Yaşım 32, 42 kilometre, 195 metre maraton koştum. 4,5 saat sürdü. Yani bunu aslında ben 2 yıl önce böyle bir şey düşünemezdim, koşamazdım. Ama yürüyerek başladım. Daha sonra koştum ve 40 yaşında, 45 yaşında bunu gerçekleştiren bizim hareket grubu üyelerimiz var. Ondan sonra bizim yine Balıkesir'de 36 kilometre dağ koşusu olacak. Oraya katılacağız. Daha sonrasında tabii kampçılık yapıyoruz, trekking yapıyoruz. Bunları da biliyorsun, seninle de konuşuyoruz bazen. O yüzden bu hepsini yapabilecek kapasitedeyiz. Zihnimizde sadece biz ön yargılıyız. Bu ön yargıları kaldırdığımız sürece sporun hep içerisinde oluruz. Buradaki arkadaşlara da birazdan inşallah soruları alacağız. Sporla alakalı yapmak isteyip de yapamayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki inansınlar ve buna kafada inansınlar ilk önce. Daha sonra da uygulamaya geçtirsinler. Şunu herkes çok net görecek. Gerçekten herkese zihinsel ve fiziksel olarak ciddi katkı sağlayacak. Ve bizim sağlık yönünden baktığımızda işte fazla kilosu olan kilolarından kendini arındıracak, kendini daha iyi hissedecek ve bunu biz yaşam haline getirirsek, özellikle bu obeziteyle mücadelede kilo verme olayında sporun yapılan yanlışlardan bir tanesi, ilk 3 ayda işte hemen 1 kilo vereyim sporu yaparak, 5 ay işte spor salonuna gideyim hemen kilo vereyim, tamam böyle değil, tamamen yaşam tarzı olarak yavaş ve uzun bir süre ve bütün hayatımıza yayarak sürece biz hem sağlıklı bir birey olacağız hem de sporu yaşam tarzı yapan bir birey olacağız. Bu da bize ciddi katkı sağlayacak. Ben bu kez şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Sporun herhangi bir dalında, bu yürüyüş olabilir, koşu olabilir, bisiklet olabilir, trekking olabilir, işte voleybol olabilir, basketbol olabilir, tekvando olabilir, karate olabilir, herhangi bir dalında. Haftada 2 gün, işte müsait oldukları bir saatte, düzenli bir şekilde yaptıkları sürece hayattan o kadar zevk alacaklar ki, o kadar keyif alacaklar ki, kendilerini çok rahat hissedecekler. Zihinsel olarak da çok rahat hissedecekler. Psikolojik olarak, fiziksel olarak kendilerini gerçekten mutlu hissedecekler ve bu yaptıkları işe, üniversitede eğitim görüyorlarsa yaptıkları derse, eğer herhangi bir meslek sahibiyseler mesleklerine çok ciddi pozitif yansıyacak. Yani şunu mesela söyleyeyim. Bir kardeşimiz geçenlerde işte kendisi anlattı bizim hareket grubundan. Dedi ben bir işe başvuru yaptım. Bana dediler ki işte mülakatta, ya sen 42 kilometre koştun mu dediler. İşte yazmış oraya, maraton koştum yazmış. Sen maraton koştun mu dedi. Evet koştum. Sadece diyor bizim mülakat Hakan Başkanım maraton üzerine konuşuldu diyor. Yani diğer soruları sormadılar bile diyor yani. Çünkü insanlar bunu herkesin yapabileceği bir şey değil gibi görüyor. Aslında yapabileceği bir şey herkesin bunu. Biz sadece ön yargılarımızı yıkmamız gerekiyor. Yani biz ön yargılarımızı yıktığımız sürece bunlar da ciddi anlamda başarılı olacağız. Tabii şimdi spor oranının düşük olmasının sebepleri de var. Yani bizim spor yapmamamızı, tamam bazen zaman bulamıyoruzdan çok şikayetçi oluyoruz. İşte ekonomik durum da çok etkili burada. Yani ailelerin ekonomik durumu, ailelerin yaklaşım tarzı, maddi durumu gerçekten yetersiz olan insanların ekonomik durumunun etkisi var mı? Var ama tamamen etkisi var da diyemeyiz. Neden? Çünkü siz herhangi bir koşu yapmak istediğinizde, yürüyüş yapmak istediğinizde yere bir para ödemiyorsunuz yani. Bugün üniteden eve yürüyebilirsiniz yani. Bunun için bir, herhangi bir para ödemiyorsunuz birisinde. Veyahut da bugün Edirne'de siz işte ne diyelim, ekol hastanenin oradan yürüyerek gidebilirsiniz yani. Bu bir spordur yani. Koşarak bunun için de para ödemiyoruz. Ama spor salonunda para ödüyorsunuz. Ekonomi tabii önemli. Veyahut da siz bugün Ayşe Kadın'la atletizm pistinde koşu yapmak istediğinizde sizden herhangi bir para talep etmiyorlar. Tamamen ekonomi etkili olmuyor yani burada. Ama siz ekipman almak, işte spor salonuna gitmek isterseniz tabii burada ekonomi devreye giriyor. Bu spor yapmamıza tabii ekonomik anlamda bir sebep oluyor. Ama yine ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Bize
özellikle sağlık yönünden çok faydası var. Bakın şunu her kimse unutmasın. Bütün hastalıkların başı Hakan Başkan'ın kilodur. Bütün hastalıkların başı. Kilolu bir birey ileride yavaş yavaş bütün hastalanır. Ama kiloları da aslında biz çok rahat verebiliriz. Mesela spor yapanlara burada da belki düşünmüştür insanlar, buradaki arkadaşlarımız da düşünmüştür. Yaptığımız hatalardan bir tanesi. Ya biz bu kiloları diyelim ki 4-5 yılda aldık. Hemen 3 ayda verelim istiyoruz. Ya böyle bir şey yok ki. Biz 3 ayda almadık ki bu kiloları. 3 ayda verelim. Biz bu kiloları 4-5 ayda aldık. O yüzden biz sabredeceğiz. 2-3 yılda vereceğiz. O zaman sağlıklı oluyoruz. Hızlı verirsek tekrar hızlı geri alıyoruz. Yani bunlar hep yanlışlar, yapılan yanlışlar. O yüzden sorusu olan ne olursa bunlar üzerine konuş. Biraz daha spor branşları üzerine konuşuruz. Gerçekten 10 bin adım, günde 10 bin adım atan ayda 2 kilo yağlardan veriyor zaten. Kilo anlamında baktığımızda. Edirne yürüyüş anlamında da, koşu anlamında da gerçekten güzel bir şehir. Bunu avantaja çevirebiliriz. Yani bunlar çok güzel olgular. Yürürken işte kulaklıklarınızı takıp müzik dinleyebilirsiniz, ders dinleyebilirsiniz. Örnek diyelim İngilizce çalışıyordur birisi, kelime dinleyebilirsiniz. Asıl dersinize katkı sağlıyor biliyorsunuz. Bisiklet kültürel olarak yine sosyal olarak geliştirebiliriz yani. Bunun yanında neden bahsetmek istedim? Tabii şimdi sporun bağımlılık ilişkisi de var. Biraz da bağımlılık ilişkisinden bahsedelim. Ondan sonra ben sözü sizlere vereyim Hakan Başkanım. Eğer sorusu olanlar olursa veyahut da sizin merak ettiğiniz bir soru olsa onlar üzerinden gidelim. Daha verimli olur. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bağımlılık dediğimiz zaman aklımıza hep sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı geliyordu ve sporla çok ciddi ilişkiliydi. Nasıl ilişkiliydi? Bir birey çocukluğundan itibaren sporla ilgilendiği takdirde zaten beden yoruluyor, zihin yoruluyor. Bağımlılık gibi herhangi bir ortamlara girmemeye özen gösteriyor. Yani kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Neden? Çünkü zaten bağımlılıktan, alkolden, sigaradan, işte farklı bağımlılıklardan biraz daha uzak kalması gerekiyor. Özellikle sporunu da başarı elde ediyor. Şimdi buna internet bağımlılığı da geldi. İnternet bağımlılığının ciddi anlamda obeziteye katkısı var. Nasıl katkısı var? Özellikle bu pandemi döneminde bilgisayar başında oturan çocuklar, bilgisayarı açıyor çocuk, başlıyor oyun oynamaya veyahut da bilgisayarda zaman geçirmiyor. Bir bakıyor 2-3 saat geçmiş Hakan Başkanım. 2-3 saat geçmiş ve devamlı yemek yiyor. Hareketsiz bir yaşam. Her gün bunu yaptığı sürece bu kardeşimiz beni de fiziksel olarak farklı farklı sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Kendi de göremiyor bunu aslında. Ki bunların örnekleri var ekran bağımlılığıyla alakalı. Ve hareketsiz bir yaşama doğru gidiyor ve bu yaşam tarzı oluyor. Hayatı boyunca da sporla hiçbir ilişkisi olmayacak. Bu ciddi bir sıkıntı. Spor süreçte spor kulüpleri de mesela bundan çok dert yandı. Yani evde kalmasından dolayı hareket yapamayan sporcular, ferdi ve takım sporları da bunlar da ciddi anlamda. Dediğim gibi yani bizim hareket bağımlılıkla alakalı sporun ne gibi etkisi var? İşte biz devamlı sporun içerisinde olursak bu bağımlılıklardan da kendimizi uzak tutarız. Aslında bizim bir sloganımız var değerli arkadaşlar. Bağımlılığın spor olsun diyoruz. Yani devamlı spor yapalım. Sporu bağımlılık yapalım kendimize. Ki hem sağlık yönünden hem zihinsel hem fiziksel yönden kendimize katkı sağlamış oluruz diye düşünüyoruz. Ve bunu da devamlı dile getiriyoruz. Dediğim gibi sizlerin sorunsa olursa Hakan Başkanım güzel bir muhabbet yapmış oluruz. Hem de onlar üzerinden gitmemiz daha güzel olur. Çünkü çok geniş bir yelpaze. Ben biraz daha gündemi. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet, arkadaşlardan soru alabiliriz chat kısmından veya yazarak veya sözlü olarak da.
Ben sorayım. Pandemide özellikle bu sokağa çıkma yasakları olduğu süreçlerde insanlar evlerde spor ne gibi egzersizler yapabilirler, neler yaparlarsa işte faydalı olur kendileri için. Öyle bir soru soralım. Şimdi bu süreçte Edirne'de şu anda cumartesi pazarda sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Pazar günü yasak, cumartesi normal. Ha, aynen, İstanbul gibi o zaman. Evet. Şimdi evdeyken tabii bu bireylerin yaşına göre de değişiyor Hakan Başkanım. Yani şimdi çocukların evde yapacağı hareketli sporlar farklı. Bizim işte 18-25 yaşında, 18-30 yaşındaki bireylerin yapacağı sporlar farklı. Özellikle çocuklarda neler yapabiliriz diye hani biraz gündeme getirirsek, işte hepimizin belki kardeşi vardır, işte belki çocuğu olan vardır. İşte çocuklarda bizim sokak oyunları dediğimiz, işte saklambaçtı, körebeydi, ondan sonra yerden yüksekti, ondan sonra bunların hepsi evin içerisinde çok rahat bir şekilde yapabilecek fiziksel aktiviteler. İşte hayvan yürüyüşleri dediğimiz deve yürüyüşü, ayı yürüyüşü, bunların hepsi çocuklarda özellikle evde yapabileceğimiz oyunlar. Bir de zihinsel olarak baktığımızda da zeka oyunları dediğimiz işte mangala, reverse, abalon gibi oyunlarda yine ailelerin televizyonları kapatarak, bilgisayarları kapatarak çocuklarıyla birlikte evde oynayabileceği, yapabileceği sporlar. Şimdi bunları biz bunlar hepsini yapabiliriz evde. Her gün bir oyun koyabiliriz. Ve hatta günün farklı gün bölümlerine işte sabah, işte öğlen akşam gibi veyahut da öğlen akşam gibi iki şeyde öğünde de bu oyunları oynayabiliriz çocuklarımızla. Yetişkinlere geldiğimiz zaman da yetişkinlerin ne amaçla yaptığı da önemli. Yani burada formda kalmak veyahut da herhangi bir kilo vermek veyahut da işte bir vücut geliştirme ile alakalıysa bu nasıl yapmamız gerekiyor? Tabii bizim bu bölgesel dediğimiz vücudun bölgesel kasların olduğu bölgesel çalışmalar yapabiliriz evde. Bunları da nasıl yapabiliriz? İşte göbek, işte karın egzersizleri dediğimiz egzersizleri yapabiliriz. Şınavıydı, mekikiydi. Bunları yapabiliriz. Plank yapabiliriz. Plank yapabiliriz. Ya bunların hepsini evlerde çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bunlar hepsi YouTube'da mevcut aslında. Bakarak da işte ufak ufak hareketler yaparak da evde bunları gerçekleştirebiliriz. Ama cumartesi günleri yasak yok. Kesinlikle bunların oksijenin olduğu bir ortamda yapılması tabii ki insan vücuduna daha fazla fayda sağlar. Hem kan akışına hem bizim şeyimize zihinsel olarak kendimizi mental olarak iyi hissetmemize ciddi katkı sağlar. Oksijenli olarak oksijen ortamlarında olması daha güzel olur. Tabii evde kaldığım sürelerde bu hareketleri çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bundan da sosyal medyadan da destek alabiliriz Hakan Başkanım. Hocam chatte var bir soru. Hakan Başkan'ın sorusu sesi gelmiyor ama. Evet, chat kısmındaki soruyu okuyabiliriz. O soruyu cevaplayabiliriz. Hocam, vücut geliştirme sporu ile ilgileniyorum. Kas yapmak istiyorsa kardiyodan uzak dur gibi şeyler okuyorum. Duyuyorum. Sizin tavsiyeleriniz neler? Şimdi vücut geliştirme sporu ile alakalı soruyu soran arkadaşımız haftada kaç gün yapıyor? Ve salona gidiyor musun? 4 gün hocam. Gidiyorum. Salona gidiyorsun. Neden yapıyorsun vücut geliştirme sporunu? Yani aslında amacım biraz böyle görünüş olarak bir daha kaslı bir görüntü elde etmek hocam. Evet. Ya böyle çok abartılı bir, yani böyle %7-8 yağ oranlarına düşmek gibi bir hedefim yok tabii de. 11-12 yağ oranı gibi bir hedefim var şu an, %16-17. Peki süresi ne mesela? Eylül'de başladım hocam. Yeni mi başladın? Eylül'de. Eylül ayında başladın. Yoruyor mu seni? Yani sıkı çalışıyorum. Yaklaşık 30-40 dakika çalışıyorum. Haftada evet. 3 veya 4 kere gidiyorum. Yani olabildiğince zorluyorum kendimi. Evet. Eyvallah. Yani burada bu vücut geliştirme sporu biraz daha biz tabii sporun spor yönetimi, sporun sosyal yönden, fiziksel yönden olaylarıyla ilgileniyoruz. Biraz daha antrenman bilimi programına girdiği için spor vücut geliştirme, antrenman programlarının konusu olduğu için sadece şunları söyleyebilirim sana bu konuyla alakalı. Kas yapmak istiyorsan kardiyodan uzak dur gibi
şeyler okuyorum, duyuyorum. Aslında şu anda tabii şunu da bilmiyorum yani. Senin vücudunun işte yağ oranı nedir, kilo oranı nedir, işte şu anda işte dayanıklılığı nedir, ondan sonra bunları bilmediğim için şu anda ortaya konuşuyorum yani. Bunlar da tabii ki önemli. Sen bununla alakalı bizzat bilgi, seninle birebir ilgilenen hocadan bilgi alman, çünkü her vücudun sporda farklı bir reaksiyonu vardır yani. Örneğin ben 42 kilometreyi şu anda koşabilirim maratonda. Ama herhangi bir spor yapmayan bir vücut koşamaz. O yüzden aynı şeyleri söyleyemeyiz. Maraton koşan adama farklı şeyler söylenir. Maratonu işte hiç hazırlık yapmadan koşacak bir insana farklı şeyler söylenir. O yüzden burada senin bireysel, seninle birebir ilgilenen hocadan bu konuda ilgi alman, bilgi alman, senin vücudunla alakalı bilgi alman daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Biraz daha sporun yönetimsel, sosyal yanlarından, biraz daha işte bizim ne gibi faydaları var, onlardan bahsetsek daha yerinde olur. Ama dediğim gibi senin bireysel antrenöründen bu konuda bizzat şey alman, sağdan soldan duyduklarımızla değil, işte internetten okuduklarımızla, çünkü bazı siteler farklı şeyler yazabiliyor, tartışmalara da mail verebiliyor. Salondaki birebir sen ilgilenen antrenörden bu bilgiyi alman çok sağlıklı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Diyaframı nasıl geliştirilir diyor bir soru. Diyaframı nasıl geliştirilir? Spor yapıyor mu arkadaşımız? Evet hocam ama şu an iyi akşamlar hocam öncelikle. İyi akşamlar. Hangi ülke? Türkmenistan hocam. Türkmenistan. Antrenör öğrencisiyim ben de. Beden eğitiminde mi? Evet evet hocam. Bu sene başladım. Spor akademisinde. Herhangi bir sporla ilgileniyor musun? Evet ben o bizim altyapı futbol takımımız var burada Edirne'de. Orada antrenör müsünüz? Evet, antrenör yardımcıyım. Antrenör yardımcısınız. Evet, evet hocam. Ya egzersizleri doğru zamanda yapmamız gerekiyor. Egzersiz programlarını doğru zamanda hazırlamamız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman diyaframı da vücudun farklı organlarının da katkı sağlarız. Bizim antrenman bilgisi dersi aldın mı? Sesim geliyor mu? Sizin geliyor ve genç senin ses gelmedi. Ses. Bilmiyor musun? Şimdi geldi. Demin gelmedi. Şu an birinci dönem bitti. Daha çok şey öğrenemedik. O ikinci dönem normalde uygulama olması lazım. Şu an pandemiden dolayı uygulama da yapmıyoruz. Ondan bir Evet. şeyler daha öğrenemiyoruz diye biliyorum. Nefes egzersizlerini iyi yapmanız lazım. Doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Koşu organizasyonlarının daha aktif ve doğru zamanda planlamanız gerekiyor. Bu ciddi anlamda katkı sağlar kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hakan Başkan'ın bir soru daha var sanki. Evet. İyi akşamlar. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam yapmak için sürekli çaba gösteriyorum. Sağlıklı besleniyorum. Spor da yapıyorum sürekli. Fakat devamlılık getiremiyorum. Bir iki hafta spor yapıp ara verip 2 hafta sonra tekrardan başlıyorum. Devamlılık getirebilmem için siz ne tavsiye edersiniz? Burada arkadaşımızın yaptığı spor dalı hangisi? Öğrenebilir miyiz? Duyuyor mu bizi? Normal exercise hocam ya da spor salonuna gitmek. Herhangi bir işte sadece spor salonuna giderek yaptığınız bir spordan bahsediyorsunuz, değil mi? Evet. Şimdi bir kere bu şu çok önemli. Hangi spor dalıyla uğraşırsak uğraşalım, biz buna ilgi duyuyor muyuz? Bunu seviyor muyuz? Severek mi yapıyoruz? İlk önce bu soruların cevaplarını vermemiz gerekiyor kendi içimizde. Ben futbol oynuyorum. Futbolu severek mi oynuyorum? İsteyerek mi oynuyorum? Veyahut da spor salonuna ben isteyerek mi gidiyorum? İlk önce bunu belirtmemiz gerekiyor. Veyahut da zorunluluktan dolayı mı gidiyorum? İşte arkadaşım gittiği için mi gidiyorum? Siz severek giderseniz herhangi bir, mesela deminki arkadaşımız Eylül ayından itibaren gidiyorum, devam ediyorum ve haftada 4 gün yapıyorum dedi. Yani aslında sizin sorunuzun cevabını o verdi. Nasıl? Sevdiği bir şey, haftada 4 gün yapıyor bunu ve devamlı yapıyor. Bu sevgiyle, ilgiyle alakalı bir şey. Yani siz bu işi seviyorsanız ve ilgi duyuyorsanız bunu zaten yaparsınız. Ama biraz daha
sevmiyorsanız, işte ya yine de yine şimdi gitmem gerekiyor ama gibi yaklaşırsanız bir gün gitmezsiniz, ondan sonra bir daha gitmezsiniz. Bu sefer koparsınız ki soruda da bunu belirtmişsiniz. Bizim burada en önemli olayımız şu, herhangi branşa, sporun herhangi branşına bir kere ön yargılı davranmamalıyız. İlgi duymalıyız devamlılığı sağlamamız için. Sevmeliyiz ve bunu haftada 5 gün değil, 6 gün değil kesinlikle, haftada 2 günle başlamamız gerekiyor. Yani haftada 2 gün yaptığımız sürece ve devamlı yaptığımız sürece bunun ciddi şekilde fiziksel ve zihinsel olarak ne kadar bizi rahatlattığını göreceksiniz. Bunu söyleyebilirim devamlılık konusunda. Dediğim gibi siz ona ilgi duyduğunuz bir şey. Mesela örneğin siz belki tenis oynamaya ilgi duyuyorsunuz. Belki işte voleybol oynamaya ilgi duyuyorsunuz. Neye ilgi duyuyorsanız o branşla ilgilenmeniz ve haftada bunu 2 gün yapmanız devamlı sağlayacaktır. Ama sevmediğimiz herhangi bir branşa kesinlikle yönelmeyin. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, bir soru daha geldi. Kilo vermede hangi gıdalar tüketilmeli, hangileri azaltılmalı? Bu şimdi bu Aydoğan Demir arkadaşımızın sorduğu soru da Hakan Başkanım yine kişilerin kendi özellikleriyle alakalı. Örneğin şimdi Aydoğan Demir tabii ki bilmiyorum veyahut da işte herhangi birisi işte 25 yaşında birisinden bahsedelim. 25 yaşında ve kilo vermek istiyor. Şimdi burada onun kilosu çok önemli. 25 yaşında 120 kilo olan bir birey de var. 25 yaşında 85 kilo olan bir birey de var. Şimdi 120 kilo olan bireye hangi gıdaları tüketmesi gerektiği farklı bir şekilde söyleniliyor. Yapmak istediği hareket de mesela örnek biz 120 kilo olan birisine koş demiyoruz mesela. Hiçbir spor salonunda da koş denmez. Ne denir? Yürüyüşle başlıyoruz denir. Ama 85-90 yaşında işte 85-90 kilo olan ve sporu yapan bireye hafif koş denebilir mesela. Aynen yemek de böyle. İşte farklı kilo oranı burada çok önemli. Mesela işte Aydoğan Demir kardeşimiz bize burada kiloyu söylememişti. Şu kiloda şu yaşta deseymiş biraz daha biz mesela net bir şeyler söyleyebilirdik. Ama ben şunu söyleyeyim. Kesinlikle ne olursa olsun ortalama işte şu ortalama 80-90 kilodan bahsediyorum. Yani 100'den falan bahsetmiyorum. 80-90 kilolardan düşmek isteyenlerle alakalı. Biz bir kere kesinlikle ölçülü yememiz gerekiyor. Ölçülü yiyeceğiz. Yani açık büfe değil, ölçülü yeme. Biz ne yapıyoruz? Bizim tabaklarımızın hepsi çok geniş. Tabakları sonuna kadar doldurmayacağız. İhtiyacımız olanı, duygusal açlık var, bir de gerçek açlık var. Biz gerçek açlığı karşılığında, yani bizim gerçek açlığımız nedir? İhtiyacımız olan, vücudun ihtiyacı olan kaloriyi ve besini almamız gerekiyor. Bunun için de bu gerçek açlıktır. Bunun için de biz ilk önce evlerimizdeki tabakları biraz küçülteceğiz. Büyük tabaklarımızı küçülteceğiz. Arkasından sabahleyin dengeli besleneceğiz. Bunun için de ekmeği çok abartmayacağız. Öğle veya akşamsa ekmeği çok azaltmamız gerekiyor. Özellikle unlu mamulleri. Yani işte bu bisküviydi, işte atıştırmalardı, unlu mamullerdi. Bunların çoğunu biraz azaltacağız. Tamamen makarnaydı, pilavdı. Biraz daha azaltacağız. Daha çok sebze yemekleri. Bunları biraz daha harekete geçireceğiz. Ama dediğim gibi burada şu anda ben kiloyu bilmediğim için, yaşı bilmediğim için kime? Çünkü herkese göre farklı bir program hazırlanır Hakan Başkanım. Size göre farklı bir program hazırlanır. Bana göre farklı bir program. O yüzden burada şunu yiyin, bunu yiyin demem benim doğru olmaz. Ama dediğim gibi biz şu unlu mamulleri biraz hayatımızda kısmamız lazım. Yani bizim bu özellikle paketli gıdalar. Bu paketli gıdalar nedir? Cipsler, işte kekler, çubuk krakerler. Bu atıştırma, bunları tamamen hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Bunların hiçbir faydası yok insan vücuduna. Bu paketlerin üstünde yazan yazıları bir okuyalım. Çok katkı maddesi var. Özellikle bu katkı maddeleri vücudumuzu çeşitli organlarına çeşitli zararlar veriyor. Ve bu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor zaten. Bu katkı maddelerinde olan paketli gıdalardan uzak duracağız. Doğal beslenebiliyorsak doğal besleneceğiz. Ve hareketi hayatımızdan hiçbir zaman çıkartmayacağız. Evet. Bir soru daha gelmiş TN arkadaşımızdan. İyi akşamlar hocam. Yaptığımız spor ve branşları severek ve onlara ilgi duyarak yapsak bile bazen yoğunluk yaşadığımız günlerde aksaklık olabiliyor. Bu da bazen kopukluklara neden olabiliyor.
hep ertelemeye alıyoruz. Bunun için herhangi bir motivasyon var mı? Bu gibi durumlarda sporu bırakmamaya nasıl başarabiliriz? Şimdi Sena hocamız da güzel bir soru sormuş. Burada zaman yönetimi ortaya çıkıyor Hakan Başkanım. Zaman yönetimi ve zaman planlaması. Şöyle diyelim, biz şu an buradaki arkadaşlarımızın hepsi öğrenci arkadaşlarımız mı? Evet, hepsi öğrenci. Şimdi biz mesela salı günü gideceğimiz dersi erteleyebilir miyiz? Ben salı gelmeyeceğim derse perşembe günü geleceğim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü o program da belli. O programlanmıştır. Salı günü o ders vardır. Perşembe günü X dersi vardır. Cuma günü Y dersi vardır. Biz zamanımızı, ayımızı, haftamızı ve günümüzü iyi planlarsak, sporu da haftanın herhangi farklı günlerine koyduğumuz anda aynı ders programı gibi başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim hayatımızı planlamamız, zamanımızı planlamamız güzel olduğu takdirde bizim hiçbir zaman kalmadı, zamanım olmadı gibi bir şeyimiz olmaz, bahanemiz olmaz. Bu bizim ayrıca motivasyonumuz olur. Nedir? Ben salı günü 6'da dersim bitiyor. Benim 8 ve 9 salı günü sporum var. Olağanüstü bir şey çıkmadığı takdirde biz buna devam edebiliriz. Çünkü 8-9 salı günü benim sporum vardır. Bu programda yazılıdır ve salı günleri bu yerine getirilir. Aynı ders gibi. Biz de bunu işte ders gibi yaşam tarzı yapmamız gerekiyor. Bu bizim ciddi yaptığımız sürece motivasyonumuz bu olur. Soru şöyle de olabilirdi. İşte hangi saatlerden biraz daha spordan geri kalalım? Yani durum yani yapmayalım. Saat 10'dan sonra kimse sporla ilgilenmesin mesela. Çünkü ondan sonra vücuda uyku hormonu devreye giriyor. Uyku hormonunun devreye girdiğinde vücut bakıma alınıyor. Aynı otobüs gibi, minibüs gibi, araç gibi. Bisikletimizi nasıl bir bakıma veriyoruz? Biz ne diyor? Bisikletiniz bakımda, bir hafta sonra gelin alın. Telefonunuz bakımda, bir hafta sonra gelin alın. Yani bir hafta o telefon uyuyor orada. Vücut da saat 10'da bakıma alınıyor. Vücut 10'da bakıma girer. Sabahleyin 4'ten sonra vücut bakımdan çıkar. 3'ten sonra farklı. Tabii uyku saatimizle alakalı bu. 11'de yatarsanız 5 saat denir. En az 5 saattir. 11'de yatarsanız ne olur? 4'te başlar. 10'da yatarsanız 3'te başlar bakımdan çıkması. Bu saatler içerisinde herhangi bir yemek, herhangi bir hareket yapılmaz. Çünkü vücudun uyku hormonu devreye girmiştir ve vücut bakımdadır. Burada hareket yapılmaz. O yüzden bizim motivasyonumuz bu konuda dediğim gibi yaşam tarzı yapmak, zamanımızı iyi planlamak. Zamanımızı iyi planladığımız sürece o gün her şeyi yaparız Hakan Başkanım. Yeter ki biz zamanımızı iyi planlayalım. Bu konuda da bütün arkadaşlara şiddetle şunu tavsiye ediyorum. Zaman yönetimiyle alakalı videolar izlemek ve kitaplar okumak. Zaman yönetimiyle alakalı. Güzel bir planladığımız zaman hepsinin üstesinden geliriz yani. Bu bir de mesela bir motivasyon var mı? Bu motivasyonu nasıl sağlarız denmiş. Biz bir şeyi yaptığımız zaman, zaten başardığımız zaman bu bizim motivasyonumuzdur. Biz bunu 1-2 hafta devam ettirdiğimiz sürece bu motivasyon zaten sağlanmış olacaktır yani. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Çok teşekkür ederim bu faydalı sohbet için. Ben eskiden çok jimnastik ile ilgileniyordum ve şimdi daha az ilgileniyorum çünkü bir arkadaşım geldi dedi, ben çok küçükken beri jimnastik yaparak omurilik bozukluğu vardı, skolyoz ve ameliyat oldu ve diyor bana o yüzden hiç jimnastik yapma çünkü çok zararı olabilir. Sizce hocam ne tehlikeler daha çok olabilir jimnastik ile ilgili? Teşekkür ederim. Ben şimdi şunu doğru mu anladım? Bir ameliyat mı geçirdiniz, geçmiş olsun? Yok hocam. Arkadaşım ameliyat geçirmiş ve diyor ben
jimnastik böyle köprü yaparken, çeşitli hareketler yaparken jimnastikten dolayı ben ameliyat oldum. Çünkü skolyoz olmuş. Bana ve ben şimdi fobi aldım ondan ve korkuyorum şimdi çünkü jimnastik de çok seviyorum ve şimdi onu hatırladıkça yapamıyorum yani. Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşınızın tabii kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Hani kaç yaşında oldu ve bunun nasıl sakatlandığını da bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünün. 14 yaşında o ameliyat olmuş. 14 yaşında. Şimdi olayı aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Spor branşlarının Hakan Başkanım bütün branşlarında özellikle futbolda mesela. Futbolda da sakatlık olabilir. İşte basketbolda da sakatlık olabilir. Ondan sonra biz normal hayatta herhangi bir spor yapmazken de biz sakatlanabiliriz. Yolda yürürken de ayağımız burkulur. Tendonlarımızla alakalı da sakatlanabiliriz biz yolda yürürken de. Aslında sakatlanma hem sporun içerisinde hem de bireylerin ve hepimizin hayatının içinde olan bir şey sakatlık. Biz bunların hepsinde olabiliriz. Şimdi atletizm branşıyla ilgilenen bir kardeşimiz 14 yaşında bir sakatlık geçirmiş. Şimdi bu sakatlık ani bir hareket yapmadan kaynaklanan bir sakatlık da olabilir. Jimnastik yaparken ani bir hareket yapmıştır. Bir sakatlık gerçekleştirmiş olabilir. Veyahut da düşmesi gereken, işte spor yaparken düşmesi gereken yere yanlış da düşmüş olabilir. Ben sakatlığının sebebini bilmiyorum. Neden sakatlandığını. Kendisi sakatlandı diye arkadaşına da jimnastik sporuna girme, işte ben sakatlandım sen de sakatlansın gibi söylemler yanlış söylemler. Neden yanlış söylemler? Biz bireysel antrenmanlarda özellikle jimnastik bireysel bir antrenmandır bazı bölgelerde. Çocuklarda jimnastik yapılırken antrenör zaten o hareketin hangi yaşa hangi hareketin yapılacağını antrenör söyler ve çocuklar o hareketi uygular. Örnek diyelim ki bir çocuk işte 5 yaşında 6 yaşındaki bir çocuk çok kolay bir takla atabilir. Ama 30 yaşındaki bir insan çok kolay takla atamaz. Vücut yapısıyla da alakalıdır bu. Şimdi 30 yaşındaki insana direkt takla at diyemezsin. Ama 5 yaşındaki çocuk atabilir o taklayı. Çünkü onun kas yapısıyla, kemik yapısıyla, 30 yaşındakinin kas yapısı ve kemik yapısı aynı değildir. Şimdi burada da arkadaşımız sakatlanmış. Arkadaşına sen buna girme. Hayır, seviyor jimnastiği. Antrenörünün söylediği sürece, soruyu soran arkadaşımıza söylüyorum. Antrenörünün söylediği sürece veyahut da gittiğin kurstaki kişinin sana anlattığı şekilde doğru antrenman metotları yaparak jimnastik sporunu yapabilirsin. Hiçbir sakınca yok. Yani bizim ön yargıyla davranmamamız, sağdan ve soldan duyduklarımızla hareket etmememiz tamamen bu işin erbabı olan hocalardan duyarak, hocalardan fikir alarak hareket etmemiz bize katkı sağlar. Yine bir soru var sanki. Teşekkür ederim. Cevap oldu mu? Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Ramazan'la alakalı bir soru var herhalde Hakan Başkanım. Ramazan'da ne demişler? Ramazan'da oruç tutururken hangi zaman en iyi zaman spor yapmak için? Herhalde şey demek istiyor. Ramazan oruçtayken hangi sporu yapabilir miyiz? Evet. Ahmet Şerifoğlu, evet. Evet. Güzel bir soru. Ramazan ve spor, evet, çok önemsediğimiz bir şey, konu Hakan abi. Şimdi burada Ramazan ayında bizim aslında çok güzel şifreler var. Ramazan'ı okursak, güzel okursak Ramazan ayında nedir? Mesela Ramazan ayında biz aslında bütün arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle muhabbet ederken şunu söylüyoruz. Arkadaşlar, bizim yemek öğününü 3 öğünden 2 öğüne düşürmemiz lazım. Bu aslında peygamberi bir metottur. Sabah ve akşam. Şimdi Ramazan ayında herkes 2 öğün yemek yiyor. Sabah dediğimiz sahur, akşam dediğimiz iftar. Bütün herkes. Aslında Ramazan da bize Allah-u Teala tarafından şöyle bir mesaj var aslında. Yani 2 öğün yemek yeme mesajı. Biz Ramazan ayında bunu hayatımıza yansıtabilirsek ve devam ettirebilirsek o kadar faydalı bir iş yapmış olacağız ki. Biz, bak Hakan abi, ben başta da söyledim. Bir gerçek açlık vardır, bir de duygusal açlık vardır. Gerçek açlık sabah ve öğlen yeterlidir. Ama duygusal yeme hissi, devamlı yemek istemeyeme hissi bize 3 öğün, sabah öğle akşamı, hatta 4 öğün yiyenler de var. İkindiye yakın.
Hatta gece yiyenler de var 5 öğün. Gece 2'de yemek yiyen var. Kesinlikle yanlış. 7'den sonra yemek yenmez. 10'dan sonra, 11'den sonra, gece 3'te. Zaten o saatlerde uykuya yatılmaz yani. Doğasına aykırı. Saat 10-12 arasında uyku saatidir. 5 saat uyulur veyahut da 7 saat uyulur. İdeal budur. Bunun üstünde uyulmaz. Bunun üstünde uyuyan tembellik yapar. 7 saatten fazla uyuyan. Şimdi Ramazan ayında da şunu yapabiliriz. Sahurda yemeğimizi yedik. Gün içerisinde yaptığımız işle alakalı derslere gidiyoruz, işte işimize gidiyoruz. Zihinsel olarak ve bedensel olarak vücut düşüyor. Vücut biraz etkileniyor bundan. Zaten kesinlikle spor yapılmamalı. Çünkü ciddi anlamda susuzluk hissi de size yaratır. Karnınız da aç. Bu olmaz. Yani şundan dolayı olmaz. Allah muhafaza yaparsın. Yo ben iyiyim dersin. Yaparsın bayılırsın. Yo ben iyiyim dersin. Yaparsın. Çok çok affedersin. Kusabilirsin yani. O yüzden bunlar yapılmaz. Akşamleyin iftarı çok kaçırmadan, çok abartmadan yiyerek yemek yedikten sonra, bu bilimsel bilgidir. Çok önemlidir. Yemek yedikten sonra en az 2 saat sonra spor yapılır. En az 2 saat sonra. Akşamleyin iftar vaktimiz yaptık. 2 saat, 3 saat sonra yürüyüş yapabiliriz. Yürüyüş. Nedir? 5 kilometre, 10 kilometre yürüyüş yapabiliriz. İftardan sahura kadar dediğim pozisyonda. Hafif yürüyüşler gerçekleştirebiliriz. Çok ağır sporlar yapmayacağız. Kesinlikle Ramazan ayında çok ağır spor yok. Zaten vücut gün içerisinde yoruluyor. Düşüyor. İftarla birlikte kendine geliyor. Hafif yürüyüşler, hafif koşular, direnç egzersizleri, aşırı direnç egzersizlerine girmeyeceğiz. Bu şekilde yaparak kendimizi formda tutabiliriz. Zihinsel olarak da antrenman yapmış oluruz, fiziksel olarak da. Ama dediğim gibi yine ağır sporlara girmeyeceğiz. Evet. İnşallah cevap olmuş. Aynen. Yine bir soru var sanki görüyorum mesajdan. Evet. Spor ve yürüyüş ve, yapmak için. Hocam spor ve yürüyüş yapmak için. En ideal zaman nedir? Evet. Şimdi buraya şunu da söyleyelim. Soruya şunu da ekleyelim. Spor yapmak için en ideal zaman ne zamandır? Ve nerelerde yürüyüş yapabiliriz? Nerelerde diyelim. Daha güzel olur. Soru güzel bir soru. Dedim ya bizim saat 10 ile 12 arasında uyumamız gerekiyor. Bütün doğal olayın doğallığı bu. 10'da yatarsak en az 5 ve 7 saat sonra uyanmamız gerekiyor. 10'da yattık, 5 veya 7 saat uyuduk. 7 saat yattık diyelim. Sabah 5'te kalktık. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da bu saatlerde yürüyüş yapabiliriz. Bu saatlerde yürüyüş veyahut da koşu yapabiliriz. Açık alanda, oksijeni bol olan ortamda. Edirne'de orman vardı. Kent ormanı mıydı Hakan Başkanım? Evet, kent ormanı. Kent ormanda koşu yapabiliriz. 6'da, 7'de, 8'de. Neden? Trafikten uzak, egzoz kokusundan uzak, kirli hava yok, tamamen oksijen, tamamen temiz hava ve fiziksel bir aktivite yapıyoruz. Bu tip yerlerde yaparsak güzel olur. Antrenmandan önce kesinlikle yürüyüşten ve koşudan önce bir şey yemememiz daha iyi olur. Ama karnınız çok açsa, mesela diyelim sabah 6'da kalktınız, gideceğiniz yere bir saat var ve bir saat sonra koşuya başlayacaksınız. Hafif böyle hafif, çok hafif böyle işte nedir? Bir ekmeğin üstüne tahin, pekmez hafif sürerek çok hafif böyle atıştırabilirsiniz. Çok hafif ama az, çok az. Yani bir enerji versin diye yani. Bunu yapabilirsiniz. Veyahut da koşudan önce bir tane muz yiyebilirsiniz. Muz da yiyebilirsiniz mesela. Böyle biraz enerji versin vücuda diye. Daha sonra da yürüyüş. Ama kesinlikle yemek yok. Sabah erken saatlerde yürüyüş yapabiliriz. Koşu düzenleyebiliriz sabah erken saatlerde. Bu kaslar için de, uykudan kalkmış kasların gerilmesi için de, vücudun kendine gelmesi için de çok güzel olur. Yine aynı şekilde öğlen değil de işte akşamleyin, öğlen sıcağında güneşte tavsiye etmiyoruz. Uzmanlar da tavsiye etmiyor. Neden? Çünkü güneş ciddi anlamda performans etkiler. Sizin yaptığınız sporu ciddi anlamda etkiler güneş. O yüzden ne yapacağız? Burada güneşin olduğu değil, biraz da havanın sakin olduğu vakitlerde yapmamız
fayda sağlar. O da akşam vakti işte 4-6 arası olabilir. 6-8 arası olabilir. 6-7 arası olabilir. Ama 7'de yemek yiyeceğimiz düşünülürse işte 6 gibi yapsak sanki daha iyi olur. 5 gibi, 4 gibi oralarda da yapılabilir. 2'den sonra hem günün yorgunluğunu zihinsel olarak atmış oluruz. Bunlar fayda sağlar. 7'de yemek yiyoruz ve 7'den sonra kesinlikle yemek yemiyoruz. İstediğiniz gibi çay içebilirsiniz, su içebilirsiniz ama yemek yok 7'den sonra. Metabolizma yavaşlıyor. Onda da uyku hormonu devreye giriyor. Evet, bir soru daha var. Hocam her gün bir avuç çerez yiyin. Her gün mutlaka meyve yiyin diyorlar. Bazen bir güne yememiz gerekenleri sığdıramıyoruz. Ne yapmalıyız? Emin olamadım. Şimdi ya bu işte çerezler, meyveler hepsinin bir faydası var. Hepsi faydalı. Biz ölçüyü kaçırmadığımız sürece Hakan Başkanım yiyebiliriz. Dengeli yiyeceğiz. Ölçüyü kaçırmayacağız. Yiyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu söylediğim kilo sorunu olmayanlarla alakalı. Yani adamın kilo sorunu var. Yani bunlar ciddi kilo aldattırır yani. Yani çerezden bir işte çerezden bahsediyorsunuz yani. Onlar yağlı hep onlar yani. Vücuda şimdi kilolu birine devamlı bunları yedenmez yani. O yüzden bu vücutla da yani yaş ve vücutla da alakalı bir şey yani. Ama kilo sorununuz yoksa dengeli yiyebiliriz, sıkıntı yok yani. Dengeli, ölçüyü kaçırmadan. Şöyle düşün Hakan abi. Çikolata yiyebiliriz değil mi? Bir tane yenir yani çikolata. Ama 10 tane yenmez yani. Ölçüyü kaçırılmaz yani. Ölçü kaçırılmamalı yani. Çok şey dikkat ederek ölçülü yiyebiliriz yani. Ama dediğim gibi yine bu da kişilerle alakalı bir şey yani. Sorunu olan varsa kilo sorunu dikkat edecek bunlara. Bu diyetisyenin söyleyeceği bir şey ona. Diyetisyen şunu diyebilir, sen kesinlikle çerez yeme diyebilir yani. Ama adamın kilo sorunu yoktur, ye der ona yani. Bu kişilerle alakalı bir şey. O yüzden net bir şey diyemeyiz buna. Evet, başka sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa yavaştan kapatırız. Abi o zaman bir tane daha geldi. Bir tane sağlıklı yemek yemekle sağlıklı olmaz. Bir tane zararlı yemekle kilo alınmaz değil mi? Bir tane sağlıklı yemek yemekle sağlıklı olunmaz. Bir tane zararlı yemek yemekle kilo alınmaz değil mi hocam? Yani biraz sloganik yaptı ama kısmen katılıyorum. Doğru söylüyor. Yani şöyle diyelim ki bir birey kilo veriyor Hakan abi. İşte kilo verirken neden uzak durması gerekiyor? İşte hamburgerden uzak durması gerekiyor. Patates kızartmasından uzak durması gerekiyor. Pilavdan, kebaptan, makarnadan uzak durması gerekiyor. Ama adam ciddi anlamda 4 ay bu işi yapmış. Yürüyor da, yapıyor da. Kardeşim pazar günü oturacaksın. Hamburger canın çektiyse hamburger yiyeceksin. Patates kızartması canın çektiyse patates kızartması yiyeceksin. Dediği gibi Mustafa'nın zararlı mı, yağlı mı, yağ mı, kilo aldırır mı? Evet aldırır ama adam kendine ödül veriyor. Yiyebilir, bir şey olmaz yani. Evet. Etkilemez yani. Ve hatta adam her gün 15 kilometre koşuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yiyebilir yani. Patates kızartması da yiyebilir. Hamburger de yiyebilir. Ama obeziteyse birisi bunu yediyemeyiz yani. Zararlı yiyecekleri. Evet. Yine aynı şekilde sağlıklı yemek yemekle de sağlıklı olmaz dedi. Doğru, aynen öyle yani. Sen ciddi anlamda sıkıntıların var. Vücut anlamında işte organik olarak da, organ olarak da sıkıntılarım var. Kilo olarak da sıkıntılarım var. Bir tane sağlıklı yemek yemekle de sağlık olmuyor yani. Doğru söylüyor aslında. Doğru. Spor yapıyorsa hiçbir sıkıntısı yok. Obezite değil. Aynen öyle. Üniversite öğrencisi olarak ne bulursak gidiyoruz hocam yaşamak için demiş Aylin. Üniversitede şey ne diyecektim? Üniversitede makarna meşhur ya. Evet. Makarna her evde vardır üniversitede. Ondan sonra ben bu kardeşimize şunu söylüyorum. Hareket yap, hareket et. Her gün 10 kilometre koş, istediğini yiyebilirsin. Buradaki herkese söylüyorum. Her gün 10 kilometre koşan biri istediğini yesin. Her gün 10 kilometre koşan birisi istediğini yiyebilir. Ama bu üniversite öğrencisi işte her bulduğumuzu yiyoruz. Ya bu işte zararlı bir şey. Buna dikkat etmek lazım kardeşim. Yani biz her bulduğumuzu yemememiz lazım. Bunun ciddi sıkıntılarını yaşıyoruz Hakan Başkanım. Yani gerçekten dikkat etmiyoruz. Daha sonra vücudun farklı organlarında farklı sıkıntılar çıkıyor yani. Yani şunu söyleyeyim ciddi yani. Bakın bugün kanser olayı yediğimiz yemeklerle de alakalı bir şey. Stresle de alakalı bir şey ama yemeklerle de alakalı bir şey. Buradaki tüm arkadaşlarımız şunu
gerçekten iyice bir hani kenara not etsin. Yediğimiz yiyecekler, paketli gıdalar, katkı maddesi olan gıdalar bize yarın farklı bir hastalık olarak geri dönecek. Bunu bir kere aklımızdan çıkartmayalım. Bu bir. İkincisi, herhangi bir şeye moralimiz bozulduğunda, stres yaptığımızda bu da bize ciddi anlamda sıkıntı yapıyor. Stres yaptık, heyecanlandık, ciddi sıkıntıdayız. Var mı bunun bir hapı? İçtiğimiz zaman geçer mi? Böyle bir şey yok. O yüzden bunları yapmayın, boş verin. Hayatı yaşamaya çalışın, kafaya takmamaya çalışın. Bunlar hepsi hastalığa ön ayak geliyor yani. Hepsi. O yüzden dediğim gibi yani bu şeylere dikkat etmemiz lazım. Yemek çok önemli. Her bulduğumuzu yemeyelim, vücudumuza zarar vermeyelim. Bu sefer ne diyecek? İşte kiminde böbrek yetmezliği çıkacak. Kiminde işte idrar problemi çıkacak. İşte kiminde yağ fazla çıkacak, obezite olacak. Kim yani bunlara dikkat etmek lazım. Karaciğerde sorun yaratır. Yağlanma yağ. Aynen öyle. Bir ya olay olacak abi. Onlara dikkat etmek lazım. 20 yaş için ideal kilo nedir? 20 yaş için ideal kilo kendini nasıl görmek istiyorsan, nasıl hissediyorsan ideal kilo odur. Ben kendimi 75 kiloda ideal görmek istiyorum diyen bir 30 yaşındaki bir birey 70 kilo olabilir. 30 yaşında 70 kilo olabilir. 20 yaşında 75 kilo da olabilir. Kendini nasıl görmek istiyorsa adam bodybuilding yapıyordur. Yani bu kişiden kişiye değişir. Herkesin kendine göre bakış açısı farklıdır. En başta da söyledik sporla alakalı. Protein tozu zararlı mı hocam? Beklenen soru protein tozu Mustafa Demir. Mustafa kardeşim, benim şahsen şöyle bakıyorum ben olaya. Allah bizi çok güzel yaratmış ve doğal olan her şey güzel. Doğal olan. Nedir doğal olan? Doğal olan bir yiyecek söyleyeyim size. Balık doğal bir şeydir. Herhangi bir katkı maddesi yoktur balıkta. Benim için balık çok önemli bir şey. Doğaldır çünkü. Sebze ve meyve doğaldır. Herhangi bir katkı maddesi yoktur. Eskiden haplar yapılırken Hakan abi, eskiden işte aspirin yapılırken, farklı haplar yapılırken bu meyvelerden, işte sebzelerden yapılırdı. Özden, doğallıktan. Şimdi haplarda katkı maddesi var. Bu protein tozları diye belirttiğimiz, bu paketli gıdalar diye belirttiğimiz her şeyde katkı maddesi var. Katkı maddelerinin her vücuda farklı zararı var. Tamam, bizim vücudumuzun içindeki organlar yaratılış gereği Hakan abi. Hepsi şeylere karşı, virüslere karşı dirençli. Ama bu maddeler, katkı maddeleri her vücuda karşı farklı. Şöyle düşün, Allah muhafaza. Koronavirüs bir vücutta ciddi etki gösteriyor ama bir vücutta ciddi etki göstermiyor. Aynı virüsten bahsediyoruz. Neden? Çünkü herkesin organ yapısı, herkesin vücut yapısı farklı. Şimdi bu protein tozu da. Şimdi bir vücut vardır. Ya bu protein tozunu alır, katkı maddesi, o protein tozundaki katkı maddesi o vücuda ciddi zarar verir. Ama başka bir vücuda hiç zarar vermez. Ama benim genel düşüncem şu kardeşim, Mustafa. Ben paketli gıda ve herhangi bir katkı maddesi olan ilacı kullanmıyorum. Kullanmam yani. Güvenmiyorum yani çünkü. Çünkü sahtesi var, bunun gerçeği var. Ya her şeyin gibi düşün yani. Nasıl sigaranın sahtesi var, nasıl alkolün sahtesi var. Hani televizyona çıkıyor, diyor ki sahte alkolden şu kadar kişi vefat etti. Bunlarda da dikkat etmek lazım. Yani bunların da sahteleri var. Bunlarda da farklı katkı maddeleri var. Dikkat etmek lazım. Ben şahsen bir birey olarak kullanmıyorum. Kullananlara da saygı duyuyoruz. Adam içmek istiyorsa içebilir yani. Ama ben kullanmıyorum. Maraton koştum. Maratonda da kullanmadım. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadım. Muz yedim. Maratonda da. Hurma yedim. Su içtim. Su kaybımı engelledim. Başka bir şey yapmadım. Tamamen doğal. İnşallah cevap olmuştur Mustafa. Evet. Başka sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Yoksa yavaştan. Hocam, ben bir konu hakkında soru soracaktım da, bu biraz hani beslenmeye yönelik bir soru. Şey diyecektim şimdi hocam, normal şeker ben tüketmiyorum da meyve olarak yiyorum. Bu gündelik olarak bir günde iki porsiyon meyve veya bir porsiyon meyve diyorlar. Hani bunun nedenini öğrenebilir miyim hocam? İsim neydi kardeşim? Mustafa Demir hocam. Ha, Mustafa. Mustafa bak, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi yaptığın sporun şeyi önemli burada. Süresi ve direnci önemli. Mesela
Şimdi ben spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum Mustafa. Bir saat yürüdüm. Bir saat yürüyen bir adam iki tabak meyve yememeli. Bir saat yürüdüm. Ama iki saat boyunca güreş yapan bir bireyden bahsediyorum. Mesela Kırkpınar yağlı güreşlerinde. İki saat güreşti birisi. Ya bu adamda sıkıntı olmaz abi bu. Anladın Mustafa? Anladım hocam. Ya şey için duyuyorum hocam. Şu şeyden ya, dolayı söyledim. Ben şimdi haftalık... Bak, burada bak. Burada Mustafa bak şu kaçırma. Burada yaptığın spor branşı önemli. Ne kadar yaptığın önemli. Bir de direnci çok önemli. Mesela koşu mu? Futbol mu? Basketbol mu? Yoksa bodybuilding mi? Salon sporu mu? Ve süre çok önemli burada. Yani şunu diyemem ben sana şu anda. Ya Mustafa'cığım sen ne yapıyorsun? Sen mesela ne sporla ilgileniyorsun? Hocam ben şu an fitness üzerine yapıyorum da hani ya bak, vücut spor. Geliştirme, ağır spor. Yani günlük 1000 kalori geçiyor. Sen bunu yapıyorsun. Her gün mü yapıyorsun? Haftada 5 gün hocam. Ya bir şey olmaz ye sen. Anladın mı? O yüzden şey yap. Normalde bir elmayla geçiriyordum ama şeye baktım işte kan değerleri falan bunları baktım. Hani şeker oranı bayağı düşüyor. Glikojen depolarım boşalıyor. Evet. Yanlış işte bak bu. Bak buna i̇şte dikkat et. O yüzden şeye çıkardım. İşte ara öğünlerimi bu sefer meyveyi biraz daha fazla arttırdım. İşte meyveyi arttır. Niye biliyor musun? Çünkü sen ağır bir spor yapıyorsun ve 5 gün direnç çalışması yapıyorsun. Bu ciddi anlamda vücuda zarar veriyor. Hemen toparlaman lazım vücudu. O yüzden sen yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Ya o yüzden ama... zaten şey protein tozunu falan sordum. Ben normalde ek gıda takviye olarak alıyorum zaten onu. Ya protein tozu diye bak Mustafa ben şunu demedim. Kesinlikle kullanmayın demedim. Ben anladım hocam sizin ne demek istediğinizi. Hani ben kendi şey için yani kendi spor dalım için sordum. Tabii. Yani ben sana yine yani şunu öneririm. Ya bunları iyi bak, iyi araştır bunları. Çünkü yani ya bunlar ciddi anlamda özellikle PR yaptı bunlar. Ya zarar doluyor bunların. Bunlara dikkat ederek hareket et. Ama meyve konusunda dediğim gibi sen ağır spor yapıyorsan ye kardeşim hiçbir sıkıntı olmaz. Evet, çünkü, ama çok kaçırma. Evet çünkü şey rafine şekeri tamamen hayatımdan çıkardım ben. Süpersin. Yani, ondan dolayı zaten yaklaşık 4 aydan beri yapıyorum hocam. Ayıp söylemesi 120'den şu an 75 kiloya kadar indim. Maşallah ya. Nasıl hissediyorsun kendini? Hocam bomba gibi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. İnşallah faydalı olmuştur. Vallahi faydalı. Herkese de tavsiyem var. Ben normalde başta katılacaktım da hocam. Başka bir toplantım vardı. Oraya girmek zorunda kaldım. Eyvallah. Eyvallah Mustafa. Kolay gelsin sana. Sağ olun hocam. Genel olarak takviye vitaminleri tavsiye eder misiniz? Bir zarar var mı demiş. Doğal ürün genel olarak takviye vitaminleri tavsiye eder misiniz? Takviye vitaminler derken yine bu şeyden mi? Bu şeylerden mi bahsediyoruz acaba? Bu Mustafa'nın söylediği tozlardan, paketli gıdalardan mı bahsediyoruz takviye olarak? Eczanelerde satılıyor ya bir vitamin. Hocam ilaç. Büyük ihtimal şeyler bu C vitamini, D vitamini, B vitamini, amino asit olarak şeyler ya, var ya hocam. Bunlar şeyle alakalı biraz da doktorların alanıyla alakalı, diyetisyenlerin alanıyla alakalı bir şey. Bakın yine söyledim ben yayının başından beri söylüyorum. Örnek 125 kilodan Mustafa 75 kiloya düştüm dedi. Doğru mu? Şimdi doğru bu, hocam. 4 ay süreçti ama. Yani bir kere gün. Ve yaptığın spor da ağır bir spor. Şimdi evet. Bu D vitamini, haplar, takviyeler bunlar biraz daha diyetisyen, doktor tavsiyesi olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları yapın, edin, için, içmeyin diyemem ben yani böyle bir şey. Çünkü her vücudun yapısı farklı. Her vücudun atraksiyonu farklı. Yani 40 kilometre koşan bir maraton sporcusu 40. kilometrede yere düştü gözümüzün önünde arkadaş. Neden düştü? Bir anda kendini kaybetti, yere düştü. Ne eksiği vardı? Belki o günkü işte sıvı takviyesi eksiği vardı. Belki o gün şekerden dolayı sıkıntısı vardı. Yani bu her vücutta farklı bir reaksiyon gösteriyor. Her vücudun farklı bir ihtiyacı var. O yüzden ben burada alın, almayın diyemem yani. Burada tamamen doktorlarınıza danışmanız gerekiyor. Diyetisyene danışmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa çok gerek yok. Doğal hareket etmenizde fayda var diyorum ben yani genel olarak. Çünkü her vücut Mustafa'cığım farklı reaksiyon gösteriyor. Evet tam buğday yemeniz çok faydalı. Tam buğdaya devam edin abi. Tam buğday.
Normal ekmekten tabii ki faydalı. Ben de tam buğday yiyorum bu arada Ahmet. Teşekkürler hocam demiş. Yunus Emre Altun demiş ki doğal ürünlerin atıklardan yapılan tozlardan sanırım falan demiş. İşte Yunus Emre orada işte şey yapılıyordu. Eskiden doğal ürünlerden yapılıyordu da bu takviyeler. Doğal ürünlerin de içine katkı maddesi katıyorlar. Bir kitap var. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlara öneririm. Özellikle yemek ve diyete, yemek ve hareketle alakalı Aydın Salih'in Yitik Şifa diye bir kitabı var. O kitabı alabilirsiniz. Hatta bir dakika bekleteceğim. Göstereyim kitabı size. Faydalı bir kitap. Hemen geliyorum Hakan Başkanım. Evet, sorusu olan varsa yazabilir arkadaşlar. Son sözleri alıp kapatacağız. Şu görülüyor mu şu kitap? Evet, görülüyor. Yani Aydın Salih Yitik Şifa kitabı. Bu kitap doğal beslenme. Doğal beslenirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı yazılmış ve ciddi araştırmalar içeren bir kitap. Bu kitap önemli bir kitaptır. Bu kitabı tavsiye edebilirim. Ben bu kitaptan besleniyorum çoğu zaman. Bu beslenmeyle alakalı arkadaşlara yine Aydın Salih Gerçek Tıp Yitik Şifa'nın izinde kitabını öneririm. Bunu alıp inceleyebilirsiniz. Varsa soru alalım. Yoksa Hakan abi toparlayalım. Evet. Benim söyleyeceklerim yine dediğim gibi özellikle uykumuza dikkat edelim. Çok fazla uyku kilo aldırtırır. Dengeli beslenme ve ihtiyacımız olduğu kadar beslenmemiz gerekiyor. Şunu bu akşamın notu olsun. Saat 10 ile 12 arasında yatmalıyız. 5 ile 7 arasında kalkmalıyız. Her gün. Bunu yaşam tarzı yaparsak fazla kilo, fazla uyumamış oluruz. Bunun da sağlık açısından ciddi faydaları var. Kiloya da ciddi etkisi var. Düzensiz uyku kilo aldırtırır. Düzenli uyku bizi sağlık açısından faydalı hale getirir. O yüzden 10 ile 12 arası yatış saatidir. Uyku hormonları devreye girer. Vücut bakıma girer, bakıma alınır. Vücudun bakıma alındığı saatlerde vücut çalıştırılmaz. Aynı araba nasıl? Arabayı biz 24 saat çalıştırmıyoruz. Sabah akşamleyin koyuyoruz, sabahleyin kapının önünden arabamıza biniyoruz. Araba kendini dinlendiriyor. Aynı vücut da öyledir. Vücudu gece 3'te yemek yememek, gece 4'te yemek yememiz lazım. 12'de yemek yemememiz lazım. Vücudu çalıştırmamız lazım. Bu akşamın notlarından bir tanesi bu olsun. Bizim sporu hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Erkek veyahut da bayan spor önyargıyla yaklaşmamamız gerekiyor. Yürümek bile bize fayda sağlayacaktır. Düzenli yapmamız lazım. Hareket yaşam tarzımıza koymamız lazım. Sporu bağımlılık haline getirmemiz lazım. Zamanımızı iyi planlamalıyız. İyi planladığımız zaman zamandan verim alırız. Yaptığımız her işten de zevk alırız. Kesinlikle günlük olarak zaman planlama defteri tutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun yanında spor branşlarına da önyargıyla davranmamalıyız. Bunun yanında söyleyeceğimiz başka çok fazla da bir şey yok. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah bir katkı sağlamışızdır arkadaşlarımıza. Yani katkı sağladıysak ne mutlu bize. Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yani seninle çok uzun süre çalıştık. Ben çok keyif aldım seninle yaptığımız işlerden de. Edirne'de de takip ediyorum. Arkadaşlar çok güzel işler yapıyor. Uluslararası Öğrenciler Derneği. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum abi. Çok sağ olun. Son bir soru var. Bunu alalım. Konserve yemekler balık ve sebze olmasına rağmen sağlıklı. Evet. Doğru. Bunların bu konservelerin dışında yazdıkları önemli. Süreler önemli. Yine dediğim gibi bu yemek olayı biraz daha diyetisyenlerin konusuna giriyor. Yani yeme içme noktasına giriyor. Biraz daha spordan uzak bir konu ama burada söyleyebileceğimiz olay şu. Bunların dışında yazan ve tarihlerine ve dışında yazılan yazılara ve katkı maddelerine ciddi bakın arkadaşlar. Bunlar önemli. Demin önerdiğim kitabı da alırsanız bu yeme içme konusuna merak saran arkadaşlara ciddi fayda sağlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık katıldığınız için. Güzel bir program oldu. Güzel bir söyleşi oldu. Faydalıydı bence. Bence de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. En kısa sürede üniversitelerini güzel bir şekilde bitirirler inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın.